Takip etmeye devam ediyoruz ve şu anda yanımızda Kuzey Irak Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Sinan Çelebi var. Hoş geldiniz, şeref verdiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Allah'a bir şükür. Böyle bir atmosferde neler hissediyorsunuz? Bu kadar iş adamı, yabancı ülkelerde başarılı olmuş Türk iş adamları. Türkiye'nin gücünü görüyorum. Türkiye'nin ekonomi gücünü görüyorum. Türkiye'nin yükselişini görüyorum. Bu da insanı gurur veriyor, sevindiriyor. Evet. Umarım ki gelecek sene bu seneden daha iyi olsun. Türk iş adamlarının bütün dünyada çalışmalarını burada dinledikten sonra, Sayın Bakanlarımız dinledikten sonra elbette ki insan iftihar ediyor. Bu gelişmenin devamı temennimizdir. Buradaki iş adamlarına, hem buraya katılanlara hem Türkiye'deki iş adamlarına Kuzey Irak'ta yatırım yapmayla ilgili ne tavsiye edersiniz? Neler dikkat etmeler veya ne için oraya gelmeliler? Benim için de Kuzey Irak gümrük bakımından çok düşük seviyededir. Dolayısıyla orada yatırım yapmanın avantajları nedir? Bugün Kuzey Irak bizim bölge emniyet bakımından, asayiş bakımından çok rahat. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bağdat ve Güney gibi değil. Bu bakımdan bugüne itibaren gelip orada yerleşik yatırımlar yapmanın yararı şudur. Yarın gümrük kapıları yükseldiği zaman içeride kalanlar daha avantajlı olur dışarıdan. Unutmayalım ki biz neredeyse %95-96 ihtiyaçlarımızın tümünü dışarıdan ediyoruz. Ve bunların büyük bir kısmını Türkiye'den ithal ediyoruz. Dolayısıyla ithal etmek ayrıdır, yatırım yapmak ayrıdır. Hem ithal et hem de aynı zamanda yatırım yap. İster ortak olarak, ister tek başına. Oranın yasaları çok şeffaf ve çok uygun. Yani bir Iraklı'nın ne hakları sahipse bir yabancının aynı hakları sahiptir. Unutmayalım ki bugün ister gerçekleri kabul etmemiz lazım. Bugün Kuzey Irak ekonomik yönünden Türkiye'nin bir uzantısı sayılır. Geçen sene Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanımız Maliki ile yapılan 48 protokol imzalamanın amacı iki devletin ekonomik entegrasyonu amaçlıyordu. Peki eğer öyle bir anlaşma siyasi boyutta varsa neden bunu ekonomik yöne pratik adımlarla yapmayalım? Kapı açıktır ardına kadar. Gelin, görün, araştırmanızı yapın, çalışmanızı yapın, fizibilitenizi yapın, ondan sonra yatırım yapın. İster tek başınıza, ister ortak bulunun orada. Teşvik var mı bu konuda? Veya Türkiye'de mesela örnek vereyim, Exim Bank, Kuzey Irak'ı kredilendirebiliyor mu? Yani mesela böyle çalışmalar var. O çalışmalar yok. Ama onun yanı dışında mesela arsayı bedava alırsınız. Elektriktir, diğer kaynakları daha ucuz şey alırsınız. Ve sana sahip olursunuz o arsaya. Yani aynen %100 sahip olursunuz, bedava alırsınız, o kadar ucuz. Orası bizim oluyor yani, öyle aynen mi? Öyle. Aynen öyle. Yani dediğim gibi işte bir Iraklı'nın hakları neyse, yabancının da hakları oluyor. Artık Türkiye oranın yabancısı değil ki, oranın yerleşimidir. Yani onu kabul edelim. Başlangıç itibariyle sadece Güneydoğu'da küçük firmalar geldi. Sonra Orta Anadolu'dan. Şimdi Edirne'den bile gelenler var. Ve toplam bugün orada neredeyse 950 firma var. Her ay, bu dediğim bunlar iki ay önceki sayılardır. Her gün artıyor, geliyor, çalışıyorlar. Esas ana caddelerde dolaştığınız zaman neredeyse 3-4 dükkanından bir tanesi Türk dükkanıdır. Bu kadar şey. Küçük firmaların sayısı çok fazla. Onlar da milletle iç içe oldukları için çok yararlı oluyor. Yani Türk kültürüne, Türk kimliğine, her şeyini oraya götürüyorlar. Bu önemlidir. Ömrünüze bereket. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.